Adana ilimizde geçen yıla nazaran ayçiçeği ekimi fazla oldu. Bu sene de havalar biraz daha kurak geçti. Bu gördüğümüz ayçiçeği yaklaşık 45 gün sonra hasat edecek. Ama şu an yerler çatlamış. Acilen burası bir yağmur bekliyor. Eğer yağmur yağarsa rekolte iyi olacak. Eğer yağmur yağmasa bu gördüğünüz ayçiçek genelde verimi az verecek. Gördüğümüz gibi yerler çatlamış. Elimi daha soksam elim komple yerin altına girmekte ve kılcal damarlar şu an kopmak üzere. Ve bu haftada yağış görür. Yağış yağarsa iyi olur. Yoksa sıkıntı olacak. Geçen yıl da kurak geçti. Ayçiçeğinde çok verim bekleyemedik. Geçen yıl Adana ilimizde ayçiçeği hasatı yapılırken çok da verim alamadık. Ayçiçeği yağı geçen yıl kilosu 12 liraydı. Ve ayçiçeğinin de satış fiyatı 5 liraya kadar yükseldi. Ama biz bu sene ayçiçeği fiyatının en az 15 liranın üzerinde olmasını istiyoruz. Ve buğdaya verilen primin de ayçiçeğine verilmesini bekliyoruz. Ve bir de ayçiçeğinin de ofisler tarafından alınmasını bekliyoruz. Ayçiçeği genelde eksik. Çünkü ülke olarak biz ayçiçeğinde, buğdayda, mısırda, soyada, pamukta hep dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılığı önlemek için vereceğimiz destekler sayesinde bu tabii ki önlenecektir. Ve ayçiçeği 45 gün sonra hasat edilecek. Biz bu yıl ayçiçek fiyatının en az 15 lira olmasını bekliyoruz. Geçen yıl Türkiye genelinde 8 milyon 100 bin üzerindeydi. Adana ilimizde de 650 bin dekar alanda ekimi yapıldı. Bu yıl Adana ilimizde en az 700 bin dönümün üzerinde ekim alanı var. Halen ÇKS kayıtları devam ediyor. En az bir %10-15 ekim alanı fazla. Eğer bu ayçiçeğine destek verirsek ekim alanı daha da artacaktır seneye. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında biz gördük. Ülkemizde ayçiçeği sıkıntısı vardı. Verilmez. Çatlamış şehir. Bak elini soksan elim içine girer bu tarlanın içine. Bak sana bir şey unut göstereceğim bak. Süper, tamamdır. Bir de normal olayı boş ver. Şu mesela kırılmış. Tamam. Tamam. Çekebilir mi şunları? Var değil mi drone? Var. Tamam bak. Bak toprak çatlamış, şu kılcal damarlar kopacak biliyor musun başında? Bazıları kopmuş. Toprak açılınca yağmur yağmadan dolayı toprak çatlamış. Şu anda elim dahi şu an içine giriyor. Boylar çok güzel. Verilmez. Çatlamış şehir. Bak elini soksan elim içine girer bu tarlanın içine. Bak sana bir şey unut göstereceğim bak. Süper, tamamdır. Bir de normal olayı boş ver. Bak şu mesela kırılmış. Tamam. Tamam.